ne saklıyorsun? Göstermeyecek misin? Tamam. Göstermek istemiyorsan bakmam. Önemli bir şey değil. Zaten istediğim gibi olmadı. Bir şey mi çiziyorsun? Aha. Ama biraz daha çalışmam lazım. Peki bitince gösterir misin? Eğer bitirebilirsem. Bir şey mi vardı? Evet, var. Eğer oturursan konuşalım. Lütfen. Yanlış yapan benim. En başından beri. Birçok kez. Birçok konuda. Eğer en başında farklı bir şekilde karşılaşmış olsaydık. Yani sen ve ben. Başka şartlar altında karşılaşsaydık. Her şey çok farklı olabilirdi. Canım bu kadar yanmazdı. Canını bu kadar yakmazdım. Benim yüzümden çok kötü şeyler yaşadın. Ölümle burun buruna geldin. Eğer sana bir şey olsaydı. Eğer olsaydı. Kendimi asla affetmezdim. Ama bir şey olmadı. Olabilirdi. Sana bir şey olabilirdi. Hilmi Yılmaz denen o adam artık ondan korkmana gerek yok. Ben sadece kendim için korkmuyorum ki.
seninle de uğraşıyor. Hilmi İlmaz tutuklandı. Tutuklandı mı? Artık hiç kimse sana zarar veremeyecek. Ne Hilmi Yılmaz, ne de bir başkası. Sana kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Biliyorum. Bunlar nereden çıktı? Mis gibi kokuyor. Günaydın. Dolabın içine bak, o senin. Tamam da hangi dolap? Benim için mi? Bana almış. Zehra'ya karşı benim yanımda olmalıydın teyze. Ama olmadın. Ömer'i sevdiğimi yıllarca görmezden geldin. Siz kardeş sayılırsınız dedin hep. Ama biz kardeş değiliz teyze. Hiçbir zamanda olmadık. Ben onun kuzeni bile değilim. Kuzeni bile. Keşke beni bir kez anlamayı deneseydin. Evet. Bu tamam.
Şimdi sıra Ömer'de. Kadere bak. Sadece annen değil, Zehra'nın da aynı şeyi yaptığını inandığında bakalım o zaman ne olacak? Zehra hayatından sonsuza dek çıktığında bu CD herkes hak ettiği cezayı verecek. O yılan da, beni yıllarca görmezden gelen sen Ömer. Ben gideceğim ama senin de dünyan başına yıkılacak. Bu konak, para, güç, Ömer. Bunlar benim olmayacaksa senin de olmayacak varoş gülüm. Bütün bunlar için emek veren benim, sen değil. Sen hiçbir zaman buraya ait olmadın. Olmayacaksın da. Kendine gel Zehra. Günaydın. Günaydın. Bunlar benim için mi? Evet. Beğendin mi? Evet. Çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Gülleri beğeneceğini biliyordum ama yani elbiseyi seçmek biraz zor oldu. O da çok güzel. Beğenmene sevindim. Ben çok şaşırdım. Yani şaşırttın beni. Gün daha yeni başlıyor. Bakalım daha neler getirecek. Asıl anlamadım. Ben diyorum ki şaşırmak için acele etme. Günaydın. Günaydın Hediye abla. Güller için vazo getirdim. Sağ ol Hediye abla. Ben gerisini hallederim. Peki. Ay. Az kalsın unutuyordum. Sizi kahvaltıya bekliyorlar. Tamam, geliriz. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Nereye? Kahvaltıya. Öyle mi? Tamam. Ben üstümü değiştireyim, bir de çiçekleri vazoya koyayım. Gelirim. Tamam. Aptal mısın sen? Yani yine kendini rezil ettin.
Ayşe, tamam da kaşe yok. Benim şirkete gidip kimse görmeden o kaşeyi almam lazım. Alo, Leyla abla. Alo, Koraycığım. Hadi neredesin? Bak seni bekliyorum. Leyla abla, ben gelmesem, atölyeye geçsem daha iyi olur herhalde. Yine mi başa döndük Koray? Bak şimdi Mert Bey seni bekliyor. Eğer gelmezsen çok ayıp olur. Ama abla, ustamı yüzüstü bırakmak gibi olacak. Hiç içime sinmiyor böyle. Bak Koraycığım, eğer bu iş olursa hem senin için hem Yasemin için çok iyi olur. Ayrıca buna en çok da Salim amca sevinir. Ya sen bir gel, görüş. Eğer istemezsen yine kabul etmezsin. Ne kaybedersin ki? Hadi bak, bekliyorum ben, tamam mı? Tamam abla, geliyorum. Ay, su damlamız da geldi. Beklettim, kusura bakmayın. Aa, ne kusuru güzel kızım. Sizin telaşınız var bugün. Teşekkür ederim. Başlayalım mı artık? Hadi afiyet olsun. Zehra'cığım, ne yaptın? Toparlanabildin mi? Bir iki eksik dışında hazırım Ayşe'cığım. Ne zaman yola çıkıyorsunuz yavrum? Kahvaltıdan sonra çıkarız anne. Olur. İyi iyi. Erken çıkın da yavaş yavaş gidin. Ay, bugün bir değişik parlıyorlar sanki, değil mi? Ay maşallah, nazarım değecek diye ödüm kopuyor. Allah'a emanet olun. Tüttü maşallah. Halacığım, ne yaptın? Bak utandırdın Zehra'yı. Aa, ne utanması ayol. Ne hissediyorsam onu söylüyorum güzel kızım. Hem hayatın tadını çıkartın. Hayat çok kısa. Her günün değil, her anın kıymetini bilin ayol. Ay elleri de ayaklarına dolanıyor. Ay telaştan mı desem, heyecandan mı desem bilemedim. Ay böyle yıllar sonra kavuşan aşıklar gibiler ayol. Cevriye Hanım, rahat bırakın da çocuklar bir kahvaltılarını etsinler. Ay yoksa yola çıkacakları için mi bu telaş ha? Ondan mı acaba? Ay, yoksa siz balayla mı çıkıyorsunuz? Alevi takip ediyor musunuz? Evet.
kendisi işimize yarar bir şeyler bulabilirsiniz. Anladığım kadarıyla tüm mallarını satmış. Bugün de bankadaki parasını çekecekmiş. Öyle mi? Bugün bizimki ne? Bizimki? Şu bizim bankadaki adama talimat vermiş. Şirket hesabından da kendi para aktaracakmış. Vay alem vay. Demek senin para geçirecek kadar yüzünü kararttılar. Korku dağları sarınca. Ama acele faydası yok. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tamam. İyi günler. Buyurun. Zarfınız var, buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyim? Tabii. İyi günler. Alo, Ayhan Bey, talimatı gönderiyorum. Anladım. Yalnız bir sorun çıksın istemiyorum. Para bugün öğleden önce hesabımda olur mu? Evet, hepsini bugün çekmek istiyorum. Tamam, teşekkür ederim, iyi günler. Güzel. Oyalanma Alev. Hilmi her an konuşabilir. Kimse görmeden çıkmalıyım. Ne kadar güzelsiniz siz. Gülleri beğeneceğini biliyordum ama yani elbiseyi seçmek biraz zor oldu. O da çok güzel. Beğenmene sevindim. Ben çok şaşırdım. Yani şaşırttın beni. Gün daha yeni başlıyor. Bakalım daha neler getirecek. Asıl anlamadım. Ben diyorum ki
Şaşırmak için acele etme. Şaşırmak için acele etme dedi. Bir şey yapacak. Başka bir şey daha. Akşam ne olacak acaba? Yoksa... Of, Allah'ım ne yapacağım ben? Yaptığın işlere baktım Koray. Son derece başarılı ve temiz işler çıkartmışsın. Sağ olun. Peki şu an çalıştığın bir şirket veya kurum var mı? Aslında ben şu an bir marangoz atölyesinde çalışıyorum. Öyle mi? Mert Bey, ben müsaadenizi istesem. Tabii Leyla. Anlat bakalım Koray. Nasıl başladın bu marangozluk işine? Aslında şöyle oldu. Ali abi, iş tamam. Bir sorun çıkmaz abi. Arabaya binmeleri yeter. Koray, eğitimin gerçekten çok iyi. Fakat deneyimin yok. Daha önce böyle bir fırsatım olmadı. Bir yerden başlamak lazım değil mi? Koray, bak ne diyeceğim. Sen şimdi bir CV hazırla. Biz de burada senin için neler yapabiliriz bir bakalım. Olur mu? Olur. Peki o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Elbiseyi. Çıkıyor muyuz? Hala hazırlanmamışsın. Yo, hazırım ben. Böyle mi geleceksin? İş yemeği demiştim. Evet. Evet, öyle. Tamam. Birkaç eksiğim var. Onları toplayayım, sonra çıkarız. Saat. Sence hangisini takayım? Yani eğer sen de istersen. Tamam. Bu olsun o zaman. Hani inşallah bir şey unutmamışımdır. Tıraş takımını koydun mu? Aha, koydum evet. Aa, diş fırçalarını unuttum. Tamam, ben getireyim. Tamamdır. Yalnız ben bir babamlara telefon açacağım. Tamam.
ama birkaç dakika sürebilir. Ya, tamam, sen konuş o zaman. Ben çalışma odasındayım. İşin bitince gelirsin. Tamam, ben onu alayım, koyarım. Kolay gelsin Hediye abla. Ay. Korkuttun mu? Yok. Dalmışım da. Ömer Bey oğlum, bunları nereye koyayım? Çekmeceye koyabilirsin. Sonuçlar nasıl olur? Ömer de öyle. Ayşe Hanım'ı arayın. Sonuçları çıktı. Kendisini bekliyorum bugün mutlaka. Bunu Ömer Bey'in de bilmesi gerek. Doktor Bey. Bir sorun mu var? Ayşe Hanım'ın tahlil sonuçlarını aldım. Sizi de bilgilendirmek istedim Ömer Bey. Peki durumu? Çok iyi. Çok çok iyi. Hatta şaşırtacak kadar. Nasıl? Yani ne demek istiyorsunuz? Hastalık son kontrolden bu yana büyük bir gerileme göstermiş Ömer Bey. Yani artık hastamız iyileşme evresine girmiş. Başlangıcından bakarsak iyileştiğini bile söyleyebiliriz artık. İyileşti mi? Yani eminsiniz değil mi? İyileşti. Sonuçlar elimde. Hatta bir yanlışlık olmasın diye 3 kez kontrol ettim. Tamam. Tamam, çok çok teşekkür ederim. İyi günler. Ayşe. Sen her zaman benim o küçük kız kardeşimsin. Siz neden çıkmadınız? Ben Zehra'yı bekliyorum. Benim tanıdığım Ömer Kervancıoğlu hiçbir kadını beklemezdi. Ne oldu senin prensiplerine? Ayşe. Ya anladım, o Zehra'dan önce ediliyorsun yani. Sen değil miydin bana evlen evlen diye tutturan? Demek ki evlilik böyle bir şeymiş. Vallahi abicim benim hiçbir şikayetim yok. Hatta evlenerek beni dünyanın en mutlu kardeşi yaptın, farkında mısın? Ben Zehra'ya bakayım. Aa, yeter hadi sen git karının yanına. Hoş bakalım. Efendim. Sonuçlar çıktı mı? Tamam. Ne zaman? Olur olur, gelirim. Teşekkür ederim, iyi günler. Gel. Mert Bey, rahatsız ediyorum ama. Buyurun Cemil Bey. Alev Hanım şirket hesabından şahsi hesabına para aktarmak için bankaya talimat vermiş de. Evet. Efendim, çok yüksek bir miktar. Banka para aktarım için ayrıca onay istiyor bizden.
Peki sorun ne? Ömer Bey'in vermiş olduğu bir talimat yok bu konuda. Kendisine de ulaşamadım. Cemil Bey, ben ne yapabilirim? Ömer Bey belki size bilgi vermiştir diye düşündüm. Yok, öyle bir şey konuşmadık biz Ömer'le. İlginç. Ömer Bey bizim birime haber vermeden bu kadar yüklü bir işlem yapmaz ama... Cemil Bey, miktar tam olarak ne kadar? 50 milyon. Ömer Bey tüm işlemlerini kayıt altına aldırır. Büyük küçük bu konuda çok hassastır. Cemil Bey, tamam siz gidebilirsiniz. Ben Ömer'le konuşup size döneceğim. Tabii. Çekmiyor. Yoldalar diye mi acaba? Ne yapıyorsun sen Alev? Ne yapıyorsun? Alo Cemil Bey. Bankayı arayın, talimatı işleme koymamalarını söyleyin. O para Alev'in hesabına aktarılmasın. Lütfen. Tamam. Ömer şüphelerinde haklı galiba. Boşuna takip almamış herhalde. Emlakçı işi tamam. Şimdi sıra bankada. Ayhan halledemedi mi acaba? Nihayet. Ayhan ne yaptın? Halledebildin mi? Hazırlamışlar mı parayı? Tamam, güzel. Sadece hakkım olan parayı alıyorum Ömer. Yıllardır deli gibi çalıştım. Ama sen? Bakalım CD'yi izlediğinde ne yapacaksın? Keşke yanında olsaydın. Yüzünün alacağı şekli şimdiden merak ediyorum. Alo. Abi bir emlakçıdan çıktı şimdi. Ne yapayım? Banka mı? Yok, daha gitmedi. Tamam abi. Bankadan sonra. Hazırsan çıkalım. Yani gideceğimiz yer için uygun mu? Olmuş. Çok güzel olmuş. Yani uygun. Programa. Programa uygun. Çıkalım mı? Çıkalım.
Olur. Ameliyat önce abimler çıksın, olur mu? Ya doktora gittiğimizi kimse bilmesin. Tamam, ben o zaman arayıp gecikeceğimizi haber vereyim. Tamam. İyi, bizimkiler çıkmadı mı daha? Yok hala. Ay sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bana hiç iş yemeği gibi gelmiyor, haberin olsun. Bence de alacağım. Ay maşallah, ayol gelin gibi olmuşsun. Ay maşallah. Abici, sen damat gibi olmuşsun. Dünyanın en yakışıklı damadı. Gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz. Aynen. Ya Zehracığım, sen de çok güzel görünüyorsun. Aynı melek gibi. Teşekkür Ay. Ederim. Oğlumuz pırlanta gibi, kızımız pırlanta gibi. Maşallah, Allah sizi iki dünyada da ayırmasın. Amin Allah. Bu arada siz nereye gidiyorsunuz? İş gezisini yaptım. Senin haberin yok mu? İş gezisi mi? Evet Nihat, iş gezisi. Ben senin haberin yok muydu? Yok. Neyse, biz gecikmeden çıkalım mı? İki gün kalacaksınız değil mi? Evet Ayşe'cim, iki gün. Zehra'cığım bak, iyice dinlen, eğlen, tamam mı? Tatilin tadını çıkarmadan dönmek yok. Tamam Ayşe'cim. Yani abimi ilk kez bir iş gezisine giderken bu kadar heyecanlı ve mutlu görüyorum. İlk kez öyle mi? Tabii normal ama nerede eski bastonyu? Yani ay sen beni anladın değil mi su damlası? Yani nerede o eski Ömer şimdi su damlasıyla daha mutlu, daha heyecanlı. Maşallah. Neyse biz çıkalım artık. Ay ben mutfağa gidiyorum. Nasıl vermezler ya, nasıl vermezler? Mert, zamanı gelince senden de babandan da intikamımı alacağım. Neyse, şimdilik yeter en azından. Benim bir an önce gitmem lazım, yoksa uçağı kaçıracağım ya. Hilmi Bey'in selamı var. Sen de kimsin be? Bilmem anlatabildim mi? Ver şu çantayı. Bırak, ne yapıyorsun? O benim param. Kes sesini. Hıkını çıkarmayacaksın. Akşam ziyarete bekliyor seni. Ya ne yapıyorsun? Bırak dedim, o benim param. Geldiğin zaman kendin anlatırsın. Ben şimdi gitti bütün param. Söyleyeceksin. Peki. Dinliyorum. Sadece ikimiz mi gidiyoruz? Evet. Neden? Yani şirket yemeği ama. Evet ama. Ama kimse gelmiyor. Yani herkes açık değil. Neden? Yani
nasıl bir şey olacak? Bir ipucu versen. Sadece inatçı değilsin. Aynı zamanda meraklısın da. İnatçı mı? Evet. Ben mi inatçı? Evet. Değil misin? Tabii ki değilim. Neyse, ne olacağını söylemeyecek misin? Demek değilsin. Neyse, gittiğimizde göreceksin. Biraz daha sabır. Ama lütfen bak, sadece küçücük bir ipucu. Peki. Söyle. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Cevriye Hanım, ne söyledi? Ne zaman? Anlamadım. Baston dedi sanki. Baston. Bak, yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne oldu? Gülüyorsun. Sakın bilmediğini söyleme. Merak ediyorsun yani. Evet. Meraklısın demek ki. Yani herkes kadar diyelim. Tamam. Öyle diyorsan. Evet, söylemeyecek misin? Cevriye Hanım. Evet. Cevriye Hanım senin baston yokmuş gibi olduğunu söylüyor. Baston. Güzelmiş. Sen ne diyorsun peki bu konuda? Öyle miyim gerçekten? Yani dik duruyorsun diyelim. Bak, bu daha güzel bence. Peki Cevriye Hanım benimle ilgili başka bir şey söyledi mi? Yani herkes kadar meraklı olduğum için soruyorum. Söyledi. Ne dedi? Senin çok değiştiğini söyledi. Evet. Bunu sadece Cevriye Hanım söylemiyor. Başkaları da mı? Hı hı. Başkaları da. Peki, sen ne düşünüyorsun? Evet. Değiştim. Kimsenin tanımadığı, görmediği, hatta benim bile bilmediğim bir Ömer'i sen çok derinlerden bulup çıkardın. Ben bir şey yapmadım. Yanılıyorsun. Sol yanım yerim, tut elimi.
senden içimde saklı düşlerimin. Bu gizli aşk, bu deli oyun yakalar bizi. Leyla. İyi günler. Ben nüfus cüzdanımı kaybettim de. Yenisini çıkarttırmak istiyordum. Şu an sistemde bir sıkıntı var. O yüzden işlem yapamıyorum. Ama benim nüfus cüzdanımı çıkartmam lazım. Kimlik çıkana kadar idareten bu kağıtlı nüfus kayıt örneği vereyim. Tamam, alayım. İsminiz? Yasemin Kaya. TC numaranız? 2806. 50-87-35-2. Peki sistem ne zaman gelir? Ben sınava gireceğim. Nüfus kağıdımın çıkması lazım. Bir şey diyemeyeceğim. Birkaç saat de sürebilir tüm günde. Anladım, tamam. Bir saniye. Buyurun. Evrakınız. Teşekkürler, teşekkürler. Zehra Kervancıoğlu mu? Nasıl yani? Pardon, bunun doğru olduğuna emin misiniz? Bir yanlışlık olmasın? Her şey sistemde kayıtlı artık. Doğru yani. Anladım. Nasıl yani? Şimdi ablam evli mi? Şehirden uzaklaşmak insana çok iyi hissettiriyor. Evet. Biz nereye gidiyoruz? Şurada ileride çok güzel bir yer var.
Zaten vaktimiz de var. Görmek isteyeceksin. Olur. Baksana, deniz ne kadar güzel gözüküyor. Evet. Sen doğayı seviyorsun. Bir sorun mu? Fren. Ne, anlamadım. Fren tutmuyor. Nasıl tutmuyor? Fren. Ne yapacaksın? Şuraya var, dikkat et. Tamam. Dedim. Tamam. Sakin ol. Sakın korkma. Korkma bak, derin derin nefes al. Hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Sakin ol. Tamam, tamam, tamam. Tamam, korkma. Bak. Şimdi yavaş yavaş kemerlerimizi açacağız, tamam mı? Çok çok büyük hareketler yapmadan. Tamam. Hadi. Hadi çok çok hareket etme, yavaş yavaş yavaş. 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 Tamam, sakin ol. Açacaksın, tamam mı? Çok yavaş bir şekilde dışarı çıkacaksın. Büyük hareket yapmayacaksın. Hayır. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Korkma, tamam. Tamam. İyi misin? He? Sen şimdi dediğimi yap. Aç kapıyı. Sakin ol. Kapıyı aç. Ve yavaşça aşağı in, hadi. Önce sen ineceksin. Hadi aç kapıyı ve in aşağı, hadi. Ben de geleceğim ama... Hayır. Tamam. Tamam, 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 tamam. Korkma, tamam. Tamam, tamam. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim ama sen... Ama önce sen, tamam mı? Önce sen. Hayır, hayır, olmaz. Yani sen inmezsen. İneceğim, ineceğim, ben de ineceğim. Ama önce senin inmen lazım. Hadi aç kapıyı. Bey. Hayır, hayır, olmaz, olmaz. Tamam. Ben seni bırakamam. Ben seni bırakmam. Sensin, ben bırakmam seni. Bırakmam seni. Bak, lütfen, lütfen. Eğer inmezsen... Öleceksin. Allah, 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 Allah
Özür dilerim. Ben seni koruyamadım. Senin suçun değil. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum Zehra.